Burada bir papaz vardı kilisede burada. Gitti o Pierre. Bir gün geldi okula. İlahiyata yıllar önce. Geldi odama girdi. Ben de adını duymuşum ama hiç görmedim vatandaş. Geldi dedi ki Mehmet Okuyan'ı arıyorum dedi. Buyur benim dedi. Kapıda hiç ayakta duruyor, hiç oturmuyor. Senden razı değilim dedi ben. Daha ilk cümle böyle başladı. Benden razı değilsin. Ben de şaşırdım. Bu kim bu dedim ya. Ne oldu dedim. Siz kimsiniz dedim. Ben dedi papaz Pierre dedi. Ha öyle mi dedi. Senin benden razı olmaman benim için iyidir dedi. Razı olsaydın sorun vardı zaten dedi. Buyur ne oldu ne yapmışız? Sen dedi milleti dininden ediyorsun dedim bana papaz. Öyle mi dedim ben ne kadar maharetli bir adammışım. Kimi dininden yaptım? Sen dininden ediyorsun diyor. Öyle öyle başka türlü bizim istediğimiz gibi der mi onu? Ne yaptım dedim, ne yapmışım? Hristiyanlaştırılan orta dereceli okul çocukları vardı burada. Duymuşsunuzdur. O basını meşgul etmişti günlerce. Ben onlardan birkaç tanesiyle buluşmuştum. Bizim ilahiyattan kiliseye gidip işte ayin izleyen çocuklar vardı. Onlar bizim ilahiyat çocuklarıydı. Merak edip gidiyorlardı. Onlar bana söylemişlerdi. Hocam Hristiyan olan çocuklar var buna müdahale edin filan gibi. Ben de demiştim ki getirin bakalım çocuklar niye Hristiyan oluyorlar filan diye. Ben onlarla 8 hafta sorulu cevaplı ilgilendim o çocuklarla. 8 tane çocuktu. 8 çocuk haftada bir gün veya 2 gün ilahiyata benim odama gelmişler. Yıllar önce. Sonra gittiler. Bir tanesinin adını hatırlıyorum, gerisinin adını da hatırlamıyorum. Gittiler. Meğer bunlar gittikten sonra artık kiliseye gitmemeye başladılar. Kiliseye gitmemeye başlayınca papaz bunun sebebini sormuş. Demişler ki bu çocuklar işte ilahiyata Mehmet Okuyan'ın yanına gidiyorlar da ondan sonra bıraktılar. Onun üzerine geldi yanıma. Dedi ki ben senden razı değilim, sen milleti dininden ediyorsun dedi. Dedim ki anladım şimdi meseleyi. Ben dedim, kimi dininden etmişim? Bir Müslümanın, bir Müslüman ailenin çocuğunu Hristiyanlık propagandasıyla Hristiyan yapmak onu dininden etmek değil de onu asıl dinine geri döndürmek mi? Kaldı ki ben böyle bir şey de yapmadım. Çocuklara hiç soru sormadım. Çocuklar bana sordu, ben cevap verdim onlara. Eğer asıl dinlerine döndülerse ne mutludur. Bu çocukları sen buraya Fransa'dan İtalya'dan mı getirmiştin dedim. Bunlar Anadolu'nun Müslüman ailelerinin çocukları. Sen bunlara çeşitli vaatlerde bunları Hristiyanlaştırdın. Şimdi çocuklar kendi asıl dinlerine geri döndüler. Deyince tabii böyle karşılık vereceğimi beklemiyordum. Onun üzerine oturdu. Neyse bir çay söyledim ona. Dedi sana bir soru sorabilir miyim? Buyur sor dedi. Aynen şöyle bak. Bugün gibi hatırlıyorum. İsa peygamber sağ mı ölü mü dedi bana. Böyle. İlk soruya böyle başladı. Çok güzel bir soru dedi. Ama soruyla ilgili sana ben bir şey sorayım. Onu cevapla gerisi kolay dedi. Buyur dedi. Sana göre İsa peygamber mi değil mi dedi. Sen onun cevabını ver dedi. Gerisi kolay. Orayı karıştırma dedi. Tabii orayı karıştırmayacağız dedim. İşte orası karmakarışık. Çünkü sana göre İsa peygamber değil. Sana göre İsa Tanrı, Tanrı'nın parçası. Şimdi bir daha sor soruyu dedim. Değiştirdi soruyu. Dedi ki, sana göre Hazreti İsa sağ mı ölü mü dedi. Dedim ki, bana göre değil. Kur'an'a göre Hazreti İsa ölü dedi. Nasıl dedi? Ölü dedi, ölü. Yok, öldü. Yani Hazreti İsa gökte değil mi? Değil dedi. Yani gelmeyecek mi? Gelmeyecek dedi. Ya dedim millet hep başka türlü diyor dedi. Desin. Ama bu kitaba göre demesin mi ki bana? Ama Kur'an'da yazılı dedi. Aa, o zaman mesele yok dedi. Aa sana Türkçe Kur'an. Aa İngilizce. Aa Almancası da var burada. Bana bir tane ayet göster İsa gelecek ben Hristiyan olacağım. Ama gösteremezsen sen bu hakiki dine gelecek misin? Gelmez. Parantezler çizer hocam.
Yok dedi yani, olması lazım dedi Kur'an'da. Ha, o lazım başka dedi. Lazımlarla olmuyor bu. Delil göstereceksin. Doğru diyorsun. Yani dedim, İsa Aleyhisselam'la ilgili Kur'an'da bilgi var. Bunu ben bilmiyorum, sen biliyorsun. Öyle mi dedi? Onun üzerine dedi ki, seninle beraber işbirliği yapalım dedi. Yapalım dedi. Ne yapacağız dedim seninle ben? Nasıl bir işbirliği yapacağız? Ateistlere karşı. Ateistlere karşı ne işbirliği yapacağız? Hadi ateist biri bulduk. Adam dedi bize ki, ne istiyorsunuz benden? Biz de diyeceğiz ki, Allah var, Allah'a inan diyeceğiz. O da diyecek ki, bana Allah'ı bir tanıtın. Ben de sen yaşlısın hürmeten diyeceğim ki, önce sen anlat. Sen bir şey anlatacaksın, sonra sözü ben alacağım. Diyeceğim ki, dediklerinin tamamı yanlış. Çünkü İhlas Suresini okuyacağım mı bileceğim? Seni ve beni yan yana dinleyen bir ateist sadece daha kuvvetli ateist olur. Ne sana gelir ne bana. Ateistlikte kalıcı yaparız adamıdır. Çıktı gitti. Aradan bir sene geçti. Bir sene sonra bir daha geldi. Koridorda karşılaştık. Dedi bana ki, Mehmet Bey, bu aralar Almanya'da bir adam ben İsa'yım diye ortaya çıkmıştı. Mesih'im diye işte böyle sarılara altuni renklere bölünmüş efendim bastonuyla, saçı sakalıyla, cübbesiyle tam aza bir Mehdi Mesih. Ta o günlerdi. Dedi bana ki, ya dedi işte adamın adını söylüyor. Bu adam nasıl bir adam? Dedim ki, bu ümmetin en hayırlı ve en akıllı adamıdır dedim. Nasıl dedi o, dedi deli. Niye deli dedim? Niye deli? Sen geçen sene demiyor muydun İsa gelecek diye? Geldik. Ha, biz beklediğimiz İsa Şam'a gelecekti. Beyaz Minareli Camii'ye gelecekti. Şaşırdı. O da indi Almanya'ya. Ne fark eder? Bekliyordun dedim. Al şimdi turşusunu kur. Ben beklemiyordum. Hiç sorunum yok. Ama sen bekliyorsun ya. Sen daha ne İsa'lar görürsün dedim. Her yeni gün bir tane daha çıkardım. Meran saklama. Şimdi Türkiye'de de ben İsa'yım diyenler yok ama İsa'nın öncülü olarak Mehdi'yim diyenler var. Anasının gözü. Mehdi'yim diyecek ki İsa'yı getirsin peşinde. Onun İsa'sı hazırdır. Çıkamıyor henüz. Önce Mehdi, sonra Mesih gelecek. Neye mal olacak bu? Bu İslam ümmetini paramparça yapmayacak mı sizce? Neye yarayacak bu? Kime hitap edecek bu? Nasıl anlayacağız bunun İsa Musa olduğunu? Ve biz bunu bekliyoruz, öyle mi? Bekleyin. Bekleyen beklesin. Efendim, Kur'an'dan ayetler var ha. Şimdi Kur'an'dan ayetler varsa tamam, beraber konuşacağız şimdi. Şimdi o iş benim işim. Gel bakalım, Kur'an'daki o ayetlerde ne var? Beraber konuşalım. Birkaç tane ayet okuyacağız. Önce Nisa suresinden ayetler okuyacağız. Hazreti İsa ile alakalı. Nisa suresinin 157 ve 158. ayetleri. Bu konuda çok belirleyici ayetler. 159 da böyle. Hatta Ali İmran 55'e gideceğiz. Maide 117'ye gideceğiz. Zuhruf 61'e gideceğiz. O hepsine gitmek zorunda. O bunları okumadan olmaz bu. Şimdi başlıyoruz. Anlatıyor Hazreti İsa ile ilgili Cenab-ı Hak. Nisa 157, 158. Ne diyor bakalım? Estağfirullah. Ve kavlihim inna katelnel mesiha İsa ibn Meryem'e Resulallah. Biz onlara işte çeşitli sıkıntılar verdik. Gerekçelerini sayıyor Allahu Teala. Gerekçelerden biri şu. Ve kavlihim. Şöyle demeleri. Ne demişler? Yahudiler yani. İnna katelnel mesiha İsa ibn Meryem'e Resulallah. Biz Allah'ın peygamberi Meryem'in oğlu İsa Mesih'i öldürdük. Bu Yahudilerin gazaba uğratılma gerekçeleri arasında sayılıyor. Başkaları da var da en sonunda bunu söylüyor. Şimdi onların bu sözüne Allah-u Teala cevap veriyor. Ha, bunu çıkarabilirim değil mi? Çıkardık bile. Şimdi bak, şimdi bu ders bugün şimdi başlıyor.
Recep abi. O bir kaset daha koyabilirsin. Son ders yani biraz fazla olabilir. Bir sakıncası yok. Tabii tabii. Şimdi Nisa suresi 157'yi okuyorum. En çok konuşulan ayeti. Bir bakalım onların dediği gibi. Rivayetlerde var mı? Var. Ama rivayetlere ne zaman gideceğimizi ben dersin başında söyledim. Ayetler yetmezse rivayetlere gideceğiz. Bakalım yetmiyor. İşte İsa'yı öldürdük dediler. Allah-u Teala cevap veriyor onlara. Diyor ki, buyuruyor ki وَمَا قَتَلُوا. Onlar İsa'yı öldüremediler. Başka? وَمَا صَلَبُوهُ. Onlar İsa'yı asamadılar. Asamadılar. Ne oldu peki? Ne oldu yani? Öldüremediler. Bu ayetin anlamı şu. Bu ayetin anlamı gramer olarak şu. Ha bu vav var ya şuradaki vav. Bu atıf vavı değil. Bu vav-ı haliyedir. Onlar İsa'yı asamadıkları için öldüremediler. Asamadılar. Ne öldürecek? Daha asıl adamın kim olduğunu bilmiyor bunlar diyor. Yalan konuşuyorlar. Asamadılar ki öldürebilsinler, öldüremediler. Onlar İsa'yı öldüremediler diyor Allah-u Teala. Yoksa İsa ölmedi demiyor. Onlar öldüremediler. Bu İsa ölmedi anlamına kesinlikle gelmez. Onlar öldüremediler. Peki ya ne oldu? Bakın ne oldu? Yanlış tercüme edilen bir cümle. Velakin şübbihe lehum. Velakin şübbihe lehum'u bizim geleneksel algımızda şöyle yorumluyorlar. Diyorlar ki velakin şübbihe lehum, İsa'ya biri benzetildi. İşte kimdi bu? Onu ihbar eden havarilerden biriydi. O benzetildi de onu astılar. Bunu böyle olsun istediği için böyle söylüyorlar. Yoksa ayet öyle dediği için değil. Eğer İsa'ya biri benzetildi manasına gelseydi bu şu cümle bu böyle olmayacaktı. Velakin şübbihe lehu olacaktı. İsa'ya biri benzetildi. Eğer mana oysa bu böyle lehu olur. Lehum olmazdı. Mana lehumdan giderek verilmelidir. Velakin şübbihe lehum şu demektir. Onların kafası karıştırıldı. Kafaları karmakarışık oldu. Asıp asmadıklarını dahi bilmiyorlar. Onlar bir asma işlerini aklına getirdiler ama astılar mı, asamadılar mı, ne oldu, ne gitti, ne bitti bilmiyorlar. Şübbiye lehum, onların kafaları karıştırıldı demektir. Kafaları allak bullak edildi. Ve innellezîne ihtelefû fîhî. İsa ile ilgili itiraf ettikleri konuda lefî şekkin minhû. Onu mu astık, acaba asmadık mı? Bu konuda derin ihtilafta kaldılar. مَا لَهُمْ بِه۪ي مِنْ عِلْمٍ. Onların İsa'yı asma ile ilgili hiçbir bilgileri yok. اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ. Sadece bir zannın peşinden koşmaktan başka. Öyle zannettiler ya. Hepsi bu. Bugünkü gibi kamera kayıtları yok ki. Kimin ne yaptığı belli değil ki. Koca bir devlet onu asmak istiyor, asamadık da diyemiyor, astık asmadık böyle bir işte hurya, kargaşa ortamı oluşturuldu ve Hazreti İsa'yı son ayetin sonunda diyor ki Yüce Allah وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. Onlar yakini olarak kesin bilgiyle tamam İsa'yı öldürdük diye bir öldürme gerçekleştiremediler. Şimdi bu ayet 157. ayet İsrailoğullarını yani Yahudilerin Hazreti İsa'yı çarmıha gelip öldüremediğini anlatıyor. 157. ayet Nisa 157. Peki ne oldu İsa'ya? Onlar öldüremediler de ne oldu peki? 158. Bel. Şimdi bu edat var ya. Bel. Aksine. Onlar öldüremediler. Onların bu konudaki iddiaların hiçbiri doğru değil demek.
onlar İsa'ya hiçbir şey yapamadı. Ya ne oldu peki? Rafa'ahullahu ileyhi. Allah onu, yani İsa'yı yükseltti. Nereye yükseltti? İleyhi, kendisine yükseltti. Allah'a yükseltti. Şimdi bizim tefsirciler bir kısmı diyor ki göğe yükseltti. Nasıl göğe? Orada gök diye bir şey yok. O ayetlerde gök yok. Gök olsaydı eğer, o gök kelimesine ait zamir hu olmaz. Ha olur. Ben rafa'ahullahu ileyha olurdu. Gök olsaydı. Biz Kur'an'a anlam enjekte edemeyiz. Kendi kararımızı Kur'an'a onaylatmak durumunda değiliz. Biz Kur'an'ın dediğine inanırız. Ona inanç empoze edemeyiz. Öyle bir hakkımız yok. Allah onu katına yükseltti, bitti. Ne zaman? Orada olmak zorunda değil ki. Bir süre sonra başka bir yerde Hazreti İsa, demek ki Hazreti İsa'nın o çarmıh döneminde sonraki hayatıyla ilgili bize nakledilmesini gerektirecek bir önemli olay yok. Allah onu katına yükseltti. Allah onu yükseltti. Allah'ın birini katına yükseltmesi ne demektir? Mesela Hazreti İdris için var, onu öldürmesi ve yüksek bir makama, ruhunun yüksek bir makama çıkartılması demektir. Aynı ifade Hazreti İdris için var. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَّا. Onu yüksek bir yere, yüksek bir konuma getirdi. Hazreti İsa bütün insanların ölünce ruhları ne oluyorsa onun ruhu da olan o. Bakın, Allah onu göğe falan yükseltmişti, kendine yükseltti. Şimdi başka bir ayet söyleyeyim. Ölmedi filan. Ölmedi değil bu işte. Buradan ölmedi çıkmaz. Buradan öldü çıkar. Buradan cesedi nerede? Ne bileyim, Musa'nınkini biliyor muyuz ki İsa'nınkini biliyor? Orada o kadar adam var diyelim. Orada değil, orada değil. Oradan gitti. Orada olduğunu bilse Yahudi devleti onu öldürür. Kaçtı gitti. Yani orada durur mu da? Yani asılmasından konu edinilen bir insan orada niye dursun ki? Peygamber öldürülmez diye zannetmeyin. Hazreti Yahya'yı kestiler işte. Hazreti Zekeriya'ya, bu İsrail oğullarının sicili bozuk. O öldürüleceğini anlıyor. Muhtemelen kaçtı, oradan gitti işte. Nereye gitti? Bilmiyoruz. Biz bütün peygamberlerin hayatının milimetrik detayını bilmiyoruz ki. Kendi peygamberimizin bile Kur'an'da hayatının detayı yok ki. Biz bize lazım olanın kadarıyla buluşturulduk. Gerisi bize lazım değildi, anlatılmadı Kur'an-ı Kerim'de. Yani buradan, hatta ben size söyleyeyim. Biraz uçuk gelecek size ama gelsin. Ben şu ayette Rahat suresinin 38. ayeti var. Ben şimdi o ayeti okuyunca ayeti okumamış gibi geçiştirir mi? Ayette diyor ki Allah-u Teala eser-i billah وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ. Biz senden önce peygamberler gönderdik. وَجَعَلْنَا لَهُمْ. Onların her biri için kıldık, yaptık. Ezvacen, eşleri vardı hepsinin ve zürriyetin ve çocukları var. Ben Hazreti İsa'nın o çarmıhtan sonra muhtemelen gidip bir yerde evlendiğini ve muhtemelen çocukları olduğunu düşünüyorum. Bu ayet bütün peygamberlerle alakalı bilgi veren bir ayet. Efendim İsa'nın hanımı nerede? Ne bileyim nerede? Çocuğun kim, adını bilmiyorum. Ben onları nereden bileyim? Ama ayetin söylediği bütün peygamberlerin hanımları ve çocukları vardı diyor. İsa istisna değil ki. Evet. İstisna edilseydi demek ki onun yok derdim. Öyle bir durumum yok. Geçen bir ara bir film oynatılmış şeyde. Nedir o? Yani çok ünlü bir Ahmet olsaydı derdi şimdi filmin ne olduğunu. İşte orada İsa'nın işte çocuklarıyla ilgili işte bir takım araştırmalar bulmuşlar filan. Efendim bu filme ilk tepki Müslümanlardan geldi. Ya ne zorun var, bulsun adam hanımını, genini bulacaksa çocuğunu varsın bulsun. Bize ne?
Yok bize göre olmaz, evlenmedi, çocuğu da yok filan. Ya Hristiyan karşı çıksın, sen niye karşı çıkıyorsun? Bizim kitabımızda referans var ona. Çocukları, eşleri var peygamberlerin. Yani bu ayetten öyle bir şey çıkartılabilecekse varsın çıksın, ne zararı var? Ama onun artık ailesi ve çocuklarıyla ilgili yaşadığı bilgilerin bu ümmete mesaj anlamında bir yararı olmadığı için Kur'an o konuda detay vermiyor. Biz Hazreti Adem'in her tarafını biliyor muyuz? Hazreti Nuh'un her şeyini biliyor muyuz? En çok bilgi verilen Hazreti Musa'nın nasıl öldüğünü biliyor muyuz? Yok. Hazreti İbrahim'in bunca detayına rağmen nerede öldüğünü biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bu ümmete mesaj nerede lazımsa orayı verir Allah Teala. Kronolojik hayat hikayeleri mesela şeyler var ya işte böyle bazen bazı ünlü insanların hayat otobiyografilerini verir de mesela der ki işte 1900 bilmem kaç yılında şurada doğdu. Orada bir bebek resmi koyarlar. Hemen ikinci şey işte 1932'de işte üniversiteyi bitirdi. İşte bir delikanlı resmi koyarlar. E o arası, arasından sana ne diyor işte. Orası lazım değil. Bunun kilometre taşları mühimdir. Burası mühim, buraya bil tamam. Arası sana lazım değil. Biz onun için o Allah'ın doldurmadığı araları doldurma gayret geçtiğine girmiyor. Bilmiyoruz. Lazım da değil demek. Hocam İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılması olayı var. Ondan sonra da işte başka olaylar var. Yani orada öldüremediler fakat daha sonra faaliyet oldu. Şimdi insan merak ediyor. Mesela ben merak ediyorum. Yani tamam öldüremediler ama ölmediyse peygamberliğe devam etmesi lazım. Tabii. Devam etmesi lazım. Onunla ilgili hiçbir ucu yok. 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 Yok işte. Ben orayı dolduramam yani. Yok. Ha ben burayı dolduramadığım gibi o sağdır göklerdedir diğer adamlar doldurduğunu sanmasınlar. O zaman orada kime peygamberlik yapıyor sorusunu sorar. O hiç dolduramaz. Benim çıkış noktam şu. Sonrasıyla alakalı bu ümmete lazım bir bilgi yok orada. Onun için verdi. Hazreti Meryem'in hamileliğinin başını verdi, doğumu verdi ama 9 ay vermedi. Yok böyle hiç çektiği çile o arada vardı. Ama mesaj olarak bu ümmete lazım diye de zikretmedi. Yani bunun böyle kronolojik verildiğini düşünüyorum. Gerekli olanları. Yani burası lazım. Arasını nasıl dolduracağız? Yani bunu her şeyi biz yapamayız. Ne bileyim onu da bir başkası dolduracak. Yani ümmet diyor onlar. Ben Hazreti İsa'nın 10 kişiyle gittiğine falan inanamam. Yani. Hoca peygamber 10 kişiyi mi anca ikna etti de. O 11 kişi biri de hain çıktı. İşte geri kalan hiçbir şey yapmadan gitti adam ya. Yok zannetmiyorum ama delilim yok. Bir şey diyemem yani. Kendim istediğim için bir şey üretemem. Şimdi bir ayet daha okumak istiyorum size. Hazreti İsa ile alakalı. Hani Refa'ahullahu dedi ya. Allah onu yükseltti ileyhi katına. Nisa 158'de. Ali İmran Suresi 55. ayet var. Hazreti İsa ile alakalı. Orada diyor ki Yüce Allah. Estağfirullah. İz kâlellâhu. Hani Allah-u Teala demişti ki ya İsa, ey İsa. İnni mütevaffike ve rafi'uke ileyye. Devam ediyor. Ve mutahhiruke minellezine keferu. Ve ca'ilüllezine tebe'uke tebe'uke ila yevmil kıyame. Yazın böyle güzel değil ama çık sen. Bu kalemde iyi yazın. Öbürü de yazamıyorum. İz kâlellâhu. Hani Allah demişti ki in ve zikür demek demiştim. Ya İsa. Ey İsa. Ey İsa. Ne zaman dedi bunu? Muhtemeldir ki şu ifadenin söylenme zamanı muhtemeldir ki o Nisa 157-158'in yaşandığı dönem. Muhtemelen oraydır ya da onun hemen öncesi. Allah korkuyor Hazreti İsa. Korkuyor. İnsanlar terör estiriyor Yahudi devleti. Hazreti İsa'yı ortadan kaldırmak için
en ağır ifadeleri kullanıyorlar. Geçen hafta söylemiştim onları size. Hazreti İsa ile ilgili. Anasına iftiradan kendi peygamberliğini yalanlamaya varıncaya kadar en ağır sözleri söylüyorlardı Hazreti İsa'ya. Bence Hazreti İsa'yı Cenab-ı Hak öldürmeden önce onu şöyle bilgilendirmişti. Ey İsa, inni ben, yani Allah-u Teala, müteveffike, seni ben vefat ettireceğim. Sana başkası zarar veremeyecek demektir. Seni ben vefat ettireceğim ve sonra rafi'uke ileyye, seni katıma yükselteceğim. Göğe möğe değil, ileyye, ileyhi demiş ya şurada, aynı. İleyhi ona, ileyye bana, ikisi de Allah'tır. Allah'a, yani bana seni yükselteceğim. Peki Hz. İsa'nın Allah'a yükseltilmesi neden sonra olmuş? Vefattan sonra. Müteveffiden sonra olmuş. Önce vefat, sonra yükseltme. Şimdi Hz. İsa'nın ölmediğini söyleyenler ne diyor biliyor musunuz? Bu ayetlerdeki dizilişte takdim tehir var. Nasıl, ne demek yani? Yani aslında bu önceydi de bu sonra. Bak bak. Şimdi bu Kur'an'ı tahrif değil mi? Sen şimdi bir şeye inanıyorsun diye o inanç doğrultusunda ayetlerle niye oynuyorsun? Yani bunu dizen yanlış bir dizdi. Kalkar öbür adam da der ki aşağısı da yanlış dizildi. Ne yapacağız? Allah Allah ya. Yani sen Kur'an'a teslim olmak yerine Kur'an'ı teslim almaya çalışıyorsun. Bu olmaz. Bu ayeti şunun için yazdım. Allah onu kendine yükseltti. Ne zaman? Müteveffike. Seni vefat ettirdikten sonra. Bitti. Ve onu yüreklendiriyor. Diyor ki ve mutahhiru keminellezine keferu. Seni böylece kafirlerden arındırmış olacağım ve senin peşine gelenleri de mahşere kadar kafirlerden üstün tutacağım. Yani Hz. İsa'ya sadakatle o gün sahip çıkan onun peşinden gidenler mahşere kadar kafirlerden üstündür. Evet üstündür tabii ki. Bir peygamberin izinden hakikatle giden adam o peygamberi inkar edene göre elbette üstün. Verdi mi cevabı Allah? Verdi. Nasıl? Ap açık verdi. Bir ayet daha okuyorum şimdi. Şimdi okuyacağım ayeti. Ön yargısız bir dinleyin. Bir bakın. Bir bakın bu ayetten ne çıkar yani. Bakalım başka bir şey sormaya gerek var mı? Maide 116-117. Maide 116-117. Hazreti İsa'ya yüce Allah şöyle buyuruyor. Uzun iki ayet. Hepsini yazmayacağım. Önce bir kısmını okuyayım. Lazım olan kısmı yazacağım. Ve iz kâle Allahu ya İsa. Ya İsa ibn Meryem. Hani Allah demişti ki ey Meryem oğlu İsa. E ente kulte linnâsi. Sen insanlara şöyle mi demiştin? Allah-u Teala mahşerde Hazreti İsa'yı sorgulayacak. Mahşerde sorgulayacak. Diyecek ki sen insanlara şöyle mi demiştin? E ente kulte linnâsi. İnsanlara şöyle mi dedin? İttehidûni ve ümmiye ilâheyni min dûnillâh. Beni ve anamı Allah'ın peşi sıra iki ilah edinin. Öyle mi dedin sen insanlara? Hani teslisi var ya üçlü Allah inancı. Onu sorguluyor. Bütün Hristiyanların mahşerde dinlediği bir esnada. Sen mi böyle dedin bunlara? Cevap veriyor Hazreti İsa. Kâre, Sübhânek, şanın ne yücedir, seni eskilerden tenzih ederim. Mâ ikûnü dî en ekûle mâ leyse lî bi hakkı. Ben, benim için uygun olmayan bir sözü nasıl söylerim? Ben kim, ilah olmak kim? Ben bunu nasıl söylerim? İn küntü kultuhu fekad alimte. Yani zaten ben böyle bir şey söyleseydim sen onu bilirdin. Te'alemu ma fi nefsi ve la a'lemu ma fi nefsi. Ya Rabbi sen bende olan her şeyi biliyorsun. Ben sende olanları bilmiyorum. İnneke ente allamul guyub. Sen gayıpları en iyi bilen sensin. Ma kultu lehum. Ben onlara demedim. İlla ancak şunu söyledim. Ma emerteni bihi. Bana emrettiğin şu sözü söyledim.
En ibudullaha rabbi ve rabbeküm. Benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin dedim ben onlara. Ve kuntu aleyhim şehiden ma dumtu fihim. Bu cümleye şimdi dikkat edin. Ve kuntu aleyhim şehiden ma dumtu fihim. İçlerinde bulunduğum sürece durumlarına şahit idim. İçlerinde olduğum zaman, yani ya Rabbi ben hayattayken bunlar böyle bir şey demiyordu. İsa, Meryem, iki ilah, bu böyle bir şey yoktu. Ben yanlarındayken, içlerindeyken böyle bir şey demiyorlardı. Durumlarına şahit idim. Felemma, ne zaman ki teveffeyteni, ne zaman ki sen beni vefat ettirdin, künte enter rakibe aleyhim. Artık onların gözetleyicisi sen oldun ya. Ve ne bileyim? Sağ olsaydı demez miydi ki ben gökten de bakıyordum da öyle yaptılar evet ya Rabbi. Görüyordum, kontrol ediyordum ama yukarıdan bakıyordum. Hatta geldiğim zaman da gene böyle şeyler yaptılar ama suçu benim değil. Böyle bir şey demiyor. Felemma teveffeyteni. Sen beni ne zaman vefat ettirdiysen işte artık onların gözetleyicisi sen ol. Bilmiyorum ben. Ve ente ala külli şeyin şehid. Her şeye şahit olan elbette sadece sensin. Ben biliyorum. Ya kardeşim bu ayete rağmen şimdi ne diyeceğiz? Daha hiçbir şey. Ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki yok böyle diyor ama sen bakma buna. Aslında sağ. Oo, acayip cesur. Acayip cüretkar bir cümle bu ya. Nasıl diyeceğiz bunu? Şurada ne soru kaldı Allah aşkına? Soru ne? Ne kaldı yani? Kaç tane ayet okudum? Hangisinden bir işaret çıkabilir? Diyorlar ki ne dediklerine dair bir şey daha söyleyeyim size. Diyorlar ki teveffeyte var ya şu vefat kelimesi. Bu uyumak demektir. Uyudu. Demek ki uyanmadı adam. Çünkü mahşerde bu. Mahşerde konuşacak bunları. Ben uyuduğum zaman görmemiştim. Uyandığımda baktım ki böyle yapıyorlar. Böyle bir bilgi yok be kardeş. Size çok teknik bir bilgi vereyim. Teveffa kelimesi, veffa kelimesi, vefat kelimesi doğrudur. Uyku anlamına da gelir. Onu söyleyelim. Bu kelimenin anlamlarından biri de budur. Mesela En'am suresinde geçiyor. Ve vellezî yeteveffâküm billeyli. Yeteveffâküm billeyli. Allah sizi geceleyin vefat ettirir. Vefat kelimesinin uyku anlamına gelmesi için bu kelimenin yanında ya el-leyli kullanılması lazım ya da menam kelimesinin kullanılması lazım. Yani bu ayetlerde kullanılmıyor. Başka yerlerde var. Sizi geceleyin vefat ettiren odur. İşte geceleyin, gece kelimesi vefat etmek uyumak demektir. Şimdi Zümer suresinin 43. ayetini olsa gerek. Orada da diyor ki Allahu yeteveffel enfuse hine memtiha velleti lem temut fi menamiha. Ölümleri zamanında Allah nefisleri vefat ettirir. Uykularında da insanları vefat ettirir. İşte uykularında vefat ettirmek demek, uyutmak demektir. Ama menam kelimesi var orada, uyku. Öbüründe leyl kelimesi var. Bu yani bir kelimenin asıl anlamından farklı bir anlam söz konusu olacaksa onun delili olması lazım. Onun delili nedir? Bu kelimenin leyl veya menam kelimeleriyle beraber kullanılmasıdır. Onlarla beraber kullanıldığında uyku anlamına gelebilir. Ama her ne olursa olsun Hz. İsa için kullanılan yerlerde bu takıntılar asla yoktur. Hocam, diyebilirsiniz ki hocam 129'da çok kullanıyor. Ölümünden önce o başka onu söyleyeceğim bitmedi. Bitmedi. Daha iki ayet daha var. Söyleyeceğim iki ayet daha var. Devam ediyor ya. Hı. Onu nasıl izah ediyoruz o ayet? Ben şimdi öyle anlıyorum. Yani uyanırken ölüyor ama ecel geliyorsa hayata devam ediyor. Uyanıyor, devam ediyor. Onu nasıl izah ediyoruz? Uyumak olarak. Uyumak. Uyumak ama eceli gelmiş olanlar ölüyor. Uyanamıyor.
uykuda değil. Allah canları, Allahu yetevaffel enfüse, Allah canları vefat ettirir. Hine mevtiyaz. Ölüm zamanı gelince uykuda veya şurada burada onun bir takıntısı yok. Allah her canı ölüm zamanı geldiğinde vefat ettirir. Bir de uykudayken de vefat ettirebilir ve fakat o ölüm demek olmadığı için o süresini tamamlayıncaya kadar ruhları Allah onlara yeniden gönderir. Ama ölüm, uyku anında ruh cinsi terk eder anlamı çıkar mı? Çıkar tabii, tabii. Uyuyan adam canlıdır ama ruh sahibi değil. Canlıdır o, ruhlu değil. Ruh Allah'ın kontrolündedir. Hemen uyanacağı zaman Allah o ruhu ona gönderir. Kabir ile ilgili de o ayet çok kullanılır. Sen neyse. Burada anlaşıldı mı? Şimdi iki ayet daha var. İki ayet daha söyleyeceğim. Adam diyor bana ki sen bu ayetleri biliyorsun ama sen gene de bu ayetlere bakma. Başka ayet, başka rivayetlere bak. Yok yapamayacağım, kusura bakma. Nisa suresinin bir de 159. ayeti var. Ha, bu da çok önemli bir ayet. Bir tane daha kaldı, o da Zuhruf 61. İki ayet daha söyleyip bitireceğim. Zaten iki saat oldu. Şimdi diyor ki Nisa 159'da ve in min ehlil kitabi, ehli kitaptan hiç kimse yoktur ki illa le yu'minenne bihi kable mevtihi. Ehli kitaptan hiç kimse yoktur ki ölümünden önce ona inanıyor olmasın. Ha. Bunu şimdi kim ölümü, kimin ölümünden söz ediyor? Mevtihi'deki hu zamiri var şimdi burada. Bu nereye gidiyor? Diyorlar ki bu İsa'ya gidiyor. İsa'ya gidiyor. Yani bir adam adına ehli kitap denebilmesi için mutlaka ölmeden önce İsa'ya inanmış olması lazım. Böyle yorumluyorum. Bu doğru değil. Bir adamın ehli kitap olması için İsa'ya inanması yetmez. Musa'ya da inanacak. İsrailoğullarının bütün peygamberlerine inanacak. Ehli kitap tabiri özellikle Yahudiler için kullanılır, kısmen Hristiyanlar için kullanılır. Bu sakat bir bakıştır. Ölümünden önce ifadesindeki ölüm kelimesi kendi ölen adam, yani ölen kişinin kendisi. Bir adam ehli kitap adını almak istiyorsa ölmeden önce İsa'ya inansın. Ölmeden önce. Yani o mesaja, o İsa'nın getirdiği, İsa özelinde İsa'ya, diğer peygamberlere bakıldığı zaman bütün peygamberlere inanır, ehli kitap adını alır. Ehli kitap adını alır ama bu onun kurtulması anlamına gelmez. Bu ayet bir kurtuluş reçetesi vermiyor. Bu ayetin devamı ne diyor biliyor musunuz? Amelinde yaşayacak. Ve yevmel kıyameti yekûnu aleyhim şehîdâ. Bunu ölmeden, ölüm anında İsa'nın peygamber olduğuna inanmak adamı kurtarmaz. Ölüm anında iman Firavun'u kurtardı mı ki öbürünü kurtarsın? Evet. Ölürken iman etmek adamı kurtarmaz. Orada ayetin sonunda diyor ki böyle bir durum olur ama zannetmeyin ki kurtulmuş olacaksınız. Ve yevmel kıyameti yekûnu aleyhim şehîdâ. Kıyamet günü İsa böyle adamların aleyhinde şahitlik yapacaktır. İsa'nın ölmediğine ne alakası var? Ayetin yarısını okumuyor aşağısını. Buradaki imanın ne anlama geldiğini merak etmiyor. Bir zamiri istediği yere götürüyor. Ondan sonra hep iddiasını ispat için böyle uğraşıyor. Hadi bir de ben soru sorayım bununla ilgili. Şu gün yaşayan İsa'ya inananlar kurtulacak dersek itibar eder misin buna? Bugünkü Hristiyanlar cennete gidecek diyeyim. İsa'ya inanıyor adam. Kabul edecek misin bunu? Yok. Onu da kabul etmez. O zaman bu ayeti anlamıyorsun. Bu ayetin derdi başka. Bu ayet aslında ölüm anındaki bir imanın adamı kurtarmayacağını ifade eder. Ve ölenle ölümün söz konusu edilen kişi İsa'nın, İsa değil, adamın kendisidir. Bir ayet daha var.
O ayet Zuhruf 61. ayet. Şimdi bakın, en önemli ayet bu. En çok delil sanılan ayet bu. Zuhruf 61. Orada diyor ki Allah-u Teala, Estağfirullah. Ve innehu le'ilmun lissa'ati fela temterunne biha ve tebi'uni hada sıratun müstakim. Şimdi tercüme edelim. Bunun kaymını, dökümünü yaptım sabah. Bazı ayetler var, onları vereyim diye bakıyorum. Zuhruf 61. Ne diyor şimdi? Bakalım ayet. Ön yargısız bakalım. Ve innehu o. Ve innehu o demek ya. O. Şimdi o deyince adam hemen onun içini dolduruyor. Abla yeni aklıma bir şey daha geldi, onu da yazınca. Şimdi bu o zamirleri bazen eğer onu bir yere ait yapmakta sıkıntı varsa, onu bir kelimeye gönderemiyorsan bunlara şan zamiri derler. Uyarı zamiri, dikkat zamiri, dikkat edin demektir yani. İnnehu, dikkat edin. Böyle bir yapısı var ama burada o demek değil. Burada o'nun gittiği yeri bulacağız. O. Kim? O dediği kim? Deniyor ki İsa. Peki bunu diyen gerekçesi ne? Delili ne? Bu ayetlerin, yani bu 61. ayetten önceki ayetleri, hemen önceki ve sonraki ayetler. Yani bir konunun, diyelim ki bu 61. ayet ya. Bunun işte 58, 59, 60'ı İsa ile alakalı. Doğru. Şöyle başlıyor. Velemma duribet mü Meryem. İşte onlara Meryem oğlu İsa örnek verildiği zaman öyle başlıyor. 2-3 ayet var. O ayetlerden sonra geliyor bu. Ve innehu işte o, yani işte İsa. Olabilir mi? Olur. Olur. Gramer açısından buna bir engelimiz yok. Bu İsa olur. Bundan şu ayetten sonraki ayetlerde de gene İsa var. Yani 61'den sonra 63-64'te de İsa var. Öyle olunca ikisinin arasında gelen bir zamiri İsa diye algılamak öncelikli tercih olmalıdır. Buna İsa demek lazım. Peki. Diyebiliriz yani. Buna maksat İsa'dır diyen yanlış yapmıyor yani. Olabilir. Adam. Ama meal yazarken buna İsa yazması cinayettir. Yazamaz. Çünkü başka bir şey de olabilir. O da olabilir, başka bir şey de olabilir. Yazarken ona İsa yazdın mı, başka ihtimalleri devre dışı bırakıyorsun. Buna hakkın yok. Sen ihtimalleri ortaya koyuyorsun. Bitmiyor ama şimdi. Buna İsa demeyle bitsin. Sonrasında ne yapacağız? Sonrasında sıkıntı var buna İsa dediğin zaman. Mecbur başka bir şey diyeceksin. İsa le'ilmun lissa'ati. Kıyametle alakalı bilgidir İsa. İsa kıyametle alakalı bilgidir. İsa kıyametten önce gelecektir diyenler bu le'ilmun kelimesini le'alemun diye okuyorlar. Le'alemun. Alem, alamet, işaret. Böyle bir kıraat yok. Nereden çıkarttın bunu? Niye uyduruyorsun şimdi buraya alemun kelimesini? Le'ilmun yetmiyor mu sana? Yetmiyor. Alem olması lazım. İşaret, alamet olması lazım. Böyle okuyor bunu. Oysa le'ilmun. Hazreti İsa kıyamet için bir bilgidir. Olur mu? Olur. Ne sakıncası var? Hazreti İsa kendisinden sonra bir peygamber geleceğini müjdelemiş ve artık risaletin bittiği bilgisini vermiştir. İsa'nın gelmesi, İsa'nın gelecek olması değil, İsa'nın gelmesi kıyamet için bir bilgidir.
geldi. İşte onun peygamber olarak görevlendirilmesi kıyamet için bilgidir. Doğrudur bu. Evet, aynen öyledir. İsa kıyamet için bilgidir. Ama kıyametten önce geleceğine dair bilgidir dediğin zaman, o zaman bu ayetin, düşünün ki Mekke'de indi bu sure. Mekkeliler için anlamı nedir? Mekkeli bir adam İsa'nın kıyametten önce gelmesiyle ilgili nasıl bir tutumu olabilir? Bu ayetin ona diyecek neyi olabilir? Geleceği haber verilen birinin gelmediği ve gelmeyeceği bilinen bir adam grubu için mesajı ne olabilir? Ayetin devamı bu ihtimalleri devre dışı bırakıyor. Ben kabul edenler böyle kabul ediyorlar diyerek önce oradan başlıyorum. Ama ben bunları kabul etmiyorum. Şimdi bakın. Ve innehu'daki o zamiri Kur'an olabilir. Kur'an olabilir. Nasıl olacak bu Kur'an? Bundan önce Kur'an geçti mi? Geçti. Bu bir Kur'an üslubudur. Kur'an'ın üslup tekniklerinden biri budur. Nedir? Şimdi bir şey anlatır. Hoca bir konu anlatır. Ama o konuyu diyelim bir kıssa anlatır. O kıssayı anlatırken ara ara asıl vermek istediği mesaja gönderme yapar. Mesela düşünün ki Yusuf suresini anlatıyor Allah-u Teala. Ha Elif ve Amra tilke ayetül kitab-ül mübin inna enzelnâhu Kur'ânen arabiyyen leallekum ta'kilûn veya inna enzelnâ Kur'ânen arabiyyen likavmin ya'lemûn likavmin ya'kilûn. Yusuf kıssasıyla Kur'an'ın ne alakası var? Kur'an oradan mesaj verecek o kıssadan. Başında da sonunda da Kur'an'a gönderme vardır o kıssanın. Musa Aleyhisselam'la ilgili kıssalarda zaman zaman Kur'an'a göndermeler vardır. Genelde bir konu anlatılır veya bir sure genelde bir konuyu ortaya koyar ama ara ara asıl konuya gönderme yapar. Bu hu zamirinin bu surede gideceği Kur'an anlamında kelimeler var mı? Var. Mesela surenin birinci ayeti. Hamim vel kitabil mubin. Açık kitaba yemin olsun. Açık kitap Kur'an. İki. İnna cealnâhu Kur'ânen arabiyyen. Biz onu Arapça bir Kur'an yaptık. Nâlleküm ta'kulun. Kur'an'a gidiyor. İkinci ayet. Üçüncü ayet. Kur'an. Yani direkt Kur'an ifadesini kullanıyor. Ondan sonra bakın geliyoruz aşağıya doğru. Mesela 36. ayette ve men ya'şu an zikril rahmani kim Rahman'ın zikrinden yani Kur'an'ından uzak yaşarsa gene Kur'an'a gönderme yapıyor. Zuhruf suresinin derdi Kur'an'a dikkat çekmektir. Ara ara Mekkeli müşriklerden, Musa peygamberden, Hazreti İbrahim'den, Hazreti İsa'dan örnekler veriyor ama ara ara ikide bir Kur'an'a gönderme yapıyor. Biz buna Kur'an'ın verkaç yöntemi deriz. Verkaç yöntemi var ya. Verkaç. Gönderiyor. Asıl konuyu hatırlatıyor. Geledik geliyor bu tarafa. Bu bir üslup. Kur'an'da var bu üslup. 36. ayette Kur'an'a gönderme yapıyor. Sonra tekrar dönüyor. Geliyor. 44. ayete gene ve innehu lezikrun leke ve li kavmike. Kur'an senin içinde, kavmin içinde bir öğüttür diyor. Yeniden Kur'an'a gönderme yapıyor. Geliyor 61. ayete yeniden Kur'an'a gönderme yapıyor. Ve innehu Kur'an, o Kur'an la ilmun lissaat. Kıyamet için bilgidir. Kur'an'ın kıyamet için bilgi olmasında bir sakınca var mı? Yok. Gerçeğin ta kendisi. Peki buna Kur'an dediğimiz zaman bundan sonrasıyla ilgili bir sorunumuz var mı? Buna İsa dediğimiz zaman sorunumuz var. Nedir? Bakın. Kıyamet için bir bilgidir İsa. Fakat فَلَا تَمْتَرُنَّ biha. Sakın ha ondan şüphe etmeyin. Sakın ha ondan dedikleri ha zamirine ne diyorlar biliyor musunuz? İsa'nın gelişinden şüphe etmeyin. Allah Allah. Subhanallah. Bunu nasıl yaparsın ya? Bu İsa olsaydı فَلَا تَمْتَرُنَّ bihi olurdu bu ya. Bu Kur'an bu. Biha demek kıyametin gelişinden şüpheniz olmasın demektir. İsa'nın gelişiyle alakalı değil.
Ne girmesiyle kardeşim? İsa'nın gelişiyle ilgili olsaydı felâtemdenun nebihi olurdu. Dahası eğer maksat İsa'nın gelişi olsaydı şu ve innehu ve innehu bu şöyle olacaktı. Ve inne nüzûlehu olacaktı. Onun nüzulu, inişi. Var böyle bir şey? Yok. Var kabul ediyorsun. Kabul etmeyen olmaz ki. Ne var kabul ediyorsun? Koymadı onu Allah-u Teala oraya. İsa ile ilgili değil bu. Böyle anlaşılmaz bu. Böyle anladığı zaman aşağısı perişan oluyor. Felaten tarun nebiha inişinden İsa'nın inişi olsaydı bile gene felaten tarun nebihi olmalıydı bu. Ha olmaz. Gramer açısından olmaz. Sayalım ki hepsi oldu. Varsayalım ki bunların hiçbirini görmedik ama hepsi oldu. Peki. O zaman şu ayete ne diyeceğiz? Vettebi'uhu. İsa gelecek. Gelişinden sakın şüpheniz olmasın. Vettebi'uni. Öyle diyor da. Ve innehu le'ilmul lissaati fe la temterunne biha vettebi'uni. Eğer konu İsa ile alakalı olsaydı emin olun bu ifade ayetin sonundaki ifade vettebi'uhu olur. Ona uyun. Gelecek uyun. Öyle değil. Ona uyu diye bir şey yok. Ne var? Vettebi'uni. Bana uyun. Bana uyun, Kur'an'a uyun demek. Bana uyun, Kur'an'a uyun. Çünkü hâdâ sırâtun müstakîm. Dost doğru yol işte budur. Ne yapmamızı istiyorlar şimdi? Bu kadar ayetleri görmeyelim istiyorlar, öyle mi? Bunu yapamayacağım, kusura bakmasın. Bu kadar ayeti görmemek için bu kadar ayeti bilmek gerekiyor. Onların bilgisi zayıf. Hayır, bilgisi zayıf değil. Adam kararını vermiş. Ha. Tamam mı? Karar verince o karara uygun gerekçeler arıyor. Sorun bu. Çünkü bu adamlar Kur'an'dan başlamamış. Rivayetten başlamış. Rivayetleri esas almış. Şimdi onları doğrulatmak için Kur'an'la uğraşıyor. Ben böyle yapmıyorum. Benim farkım bu. Ben önce Kur'an'dan başlıyorum. Anlayamadığım yerlerde rivayetlere müracaat ediyorum. Başkaları ise önce rivayetlerden başlıyorlar, sonra Kur'an'a sırayı getirmeye gayret ediyorlar. Bu metodun çok uzun ömür gerektirdiğine inanıyorum. Rivayetler bitip de sıra Kur'an'a bir ömürde gelmez. Haklı olarak şu soru aklınıza geliyordur. Bundan hiç tereddüdüm yok. Ya be kardeşim, bu kadar rivayet ne olacak? Var mı rivayet? Var. Çok var. Benim üslubum rivayetlerle ilgili şudur. Ben rivayetlere değil, Kur'an'a uyulması gerektiğine inanıyorum. Rivayetler uyan olmalıdır. Uyan. Rivayet de Kur'an'a uymalıdır. Rivayet Kur'an'a uymuyorsa geldiği yolda sakatlık var demektir. Allah'ın peygamberi, Allah'ın kitabına aykırı söz söyleyemez mesela. Bir rivayet açıkça ayete aykırıysa o rivayeti peygamber söylemiş olamaz. Bunu söylemek peygamberin sözünü kabul etmemek demek değildir. Zinhar. Bu sadece o sözün peygambere ait olup olmaması noktasındaki bir ölçü ortaya koyma sistemi. İmam-ı Azam'ın yaptığı budur. Ben onun yolunu takip ediyorum. İmam-ı Azam'ın yolunu takip ediyorum. O diyor ki peygamber Kur'an'a aykırı konuşamaz. Kur'an'a aykırı konuşan bir adam peygamber olamaz. Ve neticede peygamberimizin bu konuda evrensel bir uyarısı var. Evrensel bir öğretisi vardır peygamberimizin rivayetlerle alakalı. Buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem
مَا جَاءَكُمْ عَنِّي Size benden bir şey geldiği zaman, size benden bir şey ulaştığında فَاَعْرِضُوهُ عَلَى كِتَابِ اللّٰهِ Onu Allah'ın kitabına sunun, arz edin. Size benden bir şey ulaşırsa o sözü Allah'ın kitabına arz edin, sunun. فَمَا وَافَقَهُ Eğer o söz Kur'an'a uygunsa, Allah'ın kitabına uygunsa o söz اَنَا قُلْتُهُ Evet, onu ben demişimdir. Ama وَمَا خَالَفَهُ Eğer Kur'an'a aykırıysa لَمْ اَقُلْهُ Onu ben dememişim. Bu rivayeti hatırlattığında bana bazıları diyorlar, bu rivayet uydurmadır, görüyor musun? Senin kabul etmediğin rivayet uydurma oluyor da, benim kabul etmediğim nasıl sahih oluyor? Ne oluyor? Ben bu metotla Allah'ın kitabını esas alıyorum, rivayetlerin peygambere nispet edilmesi durumunda, peygambere nispet edilen bir sözün Kur'an'a uygun olması şartını benimsiyorum. Ben asla rivayetleri toptan reddeden bir adam değil. Asla. Bilsem ki peygamber böyle dedi. Bak. Bilsem ki peygamberimiz öyle dedi. Eğer onu kabulde zerre kadar tereddüt gösterirsem namert. Bilsem ki böyle dedi. Sorun ona nispet edilen sözleri onun söyleyip söylemediğini bilmemektir. Çünkü ona nispet edilen sözler bir yasır sonra kaleme alındılar. Siz şu dersi kamera kaydı olmadan yarım saat sonra ne kadar aktarabilirsiniz? Diyebilirsiniz ki sen peygamber değilsin, biz de sahabi değiliz. Olabilir. Peygamber bir insandır, sahabiler daha bir insandır. Sahabilere 5-6 asır, 5-6 nesil sözlü nakledilen sözlerin güvenilirliğine inanıyor da o sözlerin Kur'an'a uygunluk şartını aramıyorsak ben yapabileceğimi yapmaktan yanayım. İnsanlar Kur'an'ı bilmedikleri için rivayetlere sarılıyorlar. Oysa önce Kur'an'ı bilmeliydiler. Kur'an'ı bilselerdi hangi rivayetin doğru, hangisinin arızalı olduğunu kolayca anlayabileceklerdi. Benim bakışım budur. Hazreti İsa ile ilgili düşüncem budur. Kur'an'ın bana öğrettiği budur. Rivayetlerin hepsinin güvenilir olmadığını asla söylemiyorum. Nitekim bazı İslam alimleri o rivayetlerle ilgili bunlardan maksadım Hazreti İsa'nın gelmesi değil, Hazreti İsa'nın temsil ettiği salim düşüncenin, akl-i selimin dünyayı kaplaması anlamında yorumlamışlardır. Eğer yanlış bilmiyorsam Bediüzzaman'ın da kanaatinin bu olduğu sözleri kulağımıza geliyor. Ben o rivayetlerin tevil edilebileceğine inanıyorum. Yorumlanabilir olduğuna inanıyorum. Ama ayetlerin konuyla ilgili verdiği bilgi mahza bu anlatmaya çalıştığım türden bilgilerdir. İnşallah hata yapmıyorumdur. Hata yapıyorsam da, hata yaptıysam da doğrusunu öğrendiğim gün onu sizinle paylaşırım. 30 yıllık Kur'an çalışmalarım beni İsa Aleyhisselam'la ilgili konuda buraya getirmiştir. Bunu sizinle paylaşmış oldum. Siz şimdi isterseniz benim dediğim gibi kabul edin, isterseniz başkalarının anlattığı gibi kabul edin. Üstelik onların neler söylediğini de heydebey ara ara sizlere naklettim. Onlar böyle diyor, ben böyle diyorum. Bir çeşitlilik sunduk size. Bir çeşni olduğunu varsayın. Dilerseniz kabul edin, dilemezseniz çöp tenekesine, hiç de semtine dahi uğramayın. Bu hürriyet sonuna kadar sizde vardır. Bu kardeşiniz böyle düşünüyor. Bu konuyu ifadeyle bu dönemin ders sistemini 4. yıl anlamında bitirmiş olduk. Allah lütfeder ise inşallah ay sonunda, Temmuz'un başında Umre'ye gideceğim. Hakkınızı helal edin. Ufak kızım dahil çoluk çocuğumu hep oralara götürüyorum. Benim için önemli olan yerler çocuklarım için de önemli olsun diye benim hayatımı vakfettiğim
değerler, onların da hayatını vakfedeceği değerler olsun diye onlara para bırakmaktansa değerlerimi bırakmayı yeğliyorum, çocuklarımı götürüyorum. İmkanınız olursa siz de çocuklarınızla birlikte mümkünse hacca, değilse umreye mutlaka gidin. Allah size de bize de hayırlı makbul ibadetler lütfeylesin. Ramazan sonrasına kadar görüşemeyeceğimiz anlaşılıyor. Ben son bir kez şey yapayım. Benim hakkım yok. Ben eşim çok iyi biliyor. Şu bir saat, bir buçuk saat, iki saatlik meşguliyet benim Kur'an'a olan sevdamı katlamaya vesile oluyor. Ben yeniden bir daha Kur'an okuyorum. Ve ya dinleyecek insan bulamasaydım ne yapacaktım? Ne güzel. Siz iyi ki varsınız. Ben elimden geleni yapıyorum ve dua bekliyorum. Daha iyisine ulaşmak için yol açık. İnşallah o yolda tökezlemeyiz diye duam odur. Benim cep telefonum bu. Ola ki 3-4 ay birlikte olamayacağız. Temmuz, Ağustos, Eylül. Yani muhtemel Ekim başına kadar olamayacağız. Bir telefon ihtiyacı olursa cep telefonum bu. Ola ki bilgisayarla mail göndermek gibi bir durum olabilir. Benim kullandığım iki tane mailim var. Biri okuyanmehmet@hotmail.com, öbürü de işte yahoo.com. Ola ki benim cevaplandırabileceğime inandığınız sorularınız olursa her zaman görüşebiliriz. Hocam bir şey lazım. Bu şeylerin rivayetlerin nereden girdiği konusunda bize bir iki tane bilgi versiniz. Hiç bilgi veremem. Oradan o günleri yaşamadığım için kaynağını bilmiyorum. Yok, öyle suçlamak istemem. Öyle anladılar, o kadar bildiler. Yani biz tabi Mehmet Münir'de onu söylemiyor. Hristiyan'da gittiğinde ama. Yok, ben öyle bir bilgi veremem, bilmiyorum çünkü. Tamam. Araştı. Ben Kur'an'dan bakmaya çalışıyorum. Baktım ve bu kadar diyor. Hocam, ben çıkacağım.